Kurt'tan ne fizyaptın? Kars'ta bakımsız tarihi binalar az kalsın bir genç kızın hayatına mal oluyordu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Genç kız dalgın bir şekilde burada yürüyordu. Tam bu sıraya geldiğinde ayağı paspasa takıldı. Paspasa basmamak için kenara geldiğinde taşlar tam da bu noktaya isabet etti. Yani paspas bir noktada hayatını kurtarmış oldu. Dün akşam saat 6.30 saatlerinde bir üniversiteli bir genç bayan arkadaşımız dükkanın önünden geçerken önüne bir tane yukarıdan büyük bir taş düştü. Yani Allah muhafaza neredeyse kafasına düşüyordu. Yani bu bakımsız yapıların, işte eski tarihi yapıların bu kadar bakımsız olması, devletin buna hiçbir çare bulamaması, mülk sahiplerinin ekonomik durumlarının iyi olmamasından dolayı işte vatandaşlar mülklerine herhangi bir bakım yaptıramıyorlar, yenileyemiyorlar veya yıkıp, yani yıkıp yenilemek isteseler bile Anıtlar Kurulu buna müsaade etmiyor. Yani hatta başımızdan geçen bir olay, 2 yıl önce dükkanımızda ufak bir tadilat yapmaya çalıştık. Neredeyse mahkemelik olduk bir fayans kırıldı diye. Yani bu yüzden devletimizin buna biraz daha özen göstermesi lazım, biraz daha yapıcı olması lazım. Yani bu yapılar için bir çalışma yapılması lazım. Yoksa her geçen gün, yani şöyle şuralarda bir çekerseniz tehlike saçıyor. Geçen gün kerpiç düştü 4-5 tane. Yani şans eseri oradan insanlar geçmiyordu. Yani dün akşam taş düştü. Gencecik bir kızın hayatını söndürecekti. Yani sonuçta ailesi buraya onu üniversite okuması için gönderiyor. Yani kara haberiyle yıkılacaklar. Yani ne bileyim, ne yapılabilir, ne olabilir, devlet buna nasıl bir düzenleme getirebilir? İşte yeniden mi restore mi edilir, yıkılıp yenisi mi yapılır, ama bunun hızlıca bir çözüm olması, çözüm bulunması gerekir. Başka bak şurayı da.